Karanlıktaki İzli kanalından sizlerleyiz. Selam arkadaşlar. Karanlıktaki izliden ben İlham. Sizlerleyim. Bu videomda 16 level'e geçmek için bekleyen arkadaşlara birazcık yardımcı olmaya çalışacağım. Yani 16 level'i geçmeden önce neler yapabilirsiniz, neler yapsanız daha iyi olur diye. Ve tabii 16 level'de atılacak şeylerden biraz bahsedeceğim. Yani genel ufak bir bilgilendirme, fazla işinize yarayabilir, yaramayabilir. Sizin bilgi seviyenize bağlı. Evet, öncelikle hemen bir buradayken burayı bahsedeyim. Daha sonra öbür şeylere geçeriz. Şimdi 16 level olunca ilk önce hemen buraya gelin. Bu beyaz kalenin iç tarafı. Buradaki karakterlerden bir tanesi. Net olarak şimdi... bakın burada gösteriyor. Evet. Bakın bu karakter. Bu karakterde bir tane görev atılacak. 16 level'de buraya gelince. Daha sonra Shera'ya giderek devam edeceksiniz. Zaten görevin benim seyine fazla girmeyeceğim. Görev kendisi ilerletiyor sizi. Bir kere Esir Kalesi'ne gireceksiniz. 16 level olduktan sonra. Oraya da işte 16 level'de tabii bu görevin içeriği olarak gidiyorsunuz. Orada da 16 level bölgeyi atmış, yani glazesini almış. Glazeyi de tıklayacağım. Veya 17 level bir tane karakterle giderseniz daha kolay olur. Evet. Şimdi 16 level olana kadar bu bölgede mümkün kadar kesim yapmaya çalışın. Çünkü bu bölgede kesim yaparsanız 16 level ve aşağısı için size buradan yeşil inciler çıkar. Yeşil inciler görev sekmesine düşer. Başka bir şeye kullanamazsınız bu arada. Net olarak hatırlamıyorum yeşil incilerin bu kısma mı, yani görev resurslarına mı, yoksa bu alt taraftaki kısma mı düştüğünü hatırlayamıyorum net olarak, ama yeşil inciler düşer. Ve yeşil inciler, bu arada bu değil. Yeşil inciler sayesinde 16 level olduğunuzda, İşte evet, 16 level olduğunuzda bu 16 level bölgesinde kesim yaparken daha hızlı, daha çok triad düşme şansınız olur. Evet, triad da gösterelim bu. Tabii. Şimdi Glazey'i söylemiştim. Evet. Glazey'i bir göstereyim. Evet, Glazey'i buraya gideceksiniz. Siz sadece İlk 16 olup görevinizi yaptığınızda 2 tane görev yapmanız lazım sanırım. Çünkü bir tanesi 500 onur istiyor, bu Valtteria bölgesinin, veya işte Magmar tarafta yapacaksanız o bölgenin onurundan 500 istiyor. Siz ana görevi, yani Valtteria'ya kadar gidip de ışınlanma madalyonu alacağınız görevi bitirdiğinizde 300 onur oradan veriyor zaten. Ya 2-3 gün içinde diğer yan görevleri de yaparsanız öyle tamamlayabilirsiniz, veya 2 tane, 3 tane falan Spark üzerinizde hazır bulundurun 16 level olmadan önce. Spark da göstereyim. Evet, bundan. Üzerinizde hazır bulundurun ki görevinizi tamamlayıp ışınlanma madalyonunuzu aldığınızda, ışınlanma madalyonumuz bu. Bu arada yeşil oluyor ve bu kısma ışınlıyor bizi. Evet, ışınlanma madalyonumuzu aldığımızda bize 300 onur verecek. Üzerini tamamlamak için, yani diğer görevi yapabilmemiz için 500 onura ihtiyacımız var. 500 onur olduğunda zaten görevi veriyorsunuz ve glazi alabiliyorsunuz artık. Bir de ek olarak meydana, yani Odelvas meydanı, hani ışık meydanı var ya, oradan Büyücüler Kulesi'nin içindeki bir yerden geçiş atılıyor. Yani buradan oraya, oradan buraya rahat rahat geçebiliyorsunuz yayan olarak. Evet, yani 2 tane 16 level olmadan önce 2 tane Spark. Bunu aklınızda tutun. 2 tane Spark hazırda beklesin. Evet, şimdi 16 level olmadan önce demin gösterdiğim beyaz kulenin orada. Yani yapabildiğiniz kadar yaratık kesin. Çünkü triyat çıkması için, daha fazla triyat çıkma şansı için size yeşil incilerden veriyor orada yaratıklar. Yani nadiren de çıkabilir, sık sık da çıkabilir yaratıkların, tamamen sizin şansınıza kalmış. Evet. Ama bir süre sonra triad elde etmek için kullandığınız o şeyler, inciler bitiyor zaten. Bunu da
daha seri olarak daha sık sık triad elde edebilmeniz için bunu kasmanız lazım. Triad Product Management Skill, yani triad elde etme özelliği diyelim. Buralarda yani bu açtığımız, umarım harita okumanız vardır. Evet. Bakın bu açtığımız harita insan taraf Valteria bölgesi. Bu taraf ise Magmar taraf. Rumengild bölgesi sanırım. Evet. Şimdi bu attığımız haritada bazı görevler var. İşte çeşitli karakterlerden alınıyor. Size yani bu yazıyı unutmayın. Bir dakika. Evet, bu yazıyı unutmayın. Size bu yazıyla beraber ödül kısmını artı 1 veya 2 yazabilir. Yani bu demek ki görevi tamamladığınızda artı bir triad elde etme şansı veriyor veya işte buradaki gibi yazıyor. Yani hemen hemen buradaki gibi. Veya artı 2 veriyor. Bu da size ne kadar fazla olursa dövüşlerden o kadar fazla triad çıkma şansı yakalamanızı sağlar. Yani misal bazen dövüşlerden işte atıyorum hani 4 tane triad çıkabilir, bazen 5 tane çıkabilir, bazen 1 tane çıkabilir. Yani o sayı ne kadar fazla olursa sizin için o kadar iyi. Bu arada görevi yapmak için eğer işte herhangi birini yardıma bulamadıysanız Esir Kalesi'ni kesmekten dolayı burada yani Abyss diye tanıdığımız bölge vardı 16'ya kadar 11 ve 15 arası. Burada da Sky aşağıya ara sıra birileri başlattığında Sky'a davet geliyor. Oradan here basıp yani buraya diyerek basıp dövüşe katılabilirsiniz. Dövüş bittikten sonra buradan zaten çıkıyorsunuz. Bir dakika. Evet. Dövüş bittikten sonra zaten burada oluyorsunuz. Buradan da Valteria diyerek buraya çıkabilirsiniz. Yani görevi yapmadan da buraya gelebilirsiniz. Eğer bir kere geldiyseniz ki ben öyle gelmiştim ilk seferimde görevi yapmadım o zaman. Evet. Buraya geldiğinizde burada bir yerde tamam. Evet, ışınlama tomarımız var. Valteria meydanına ışınlama. Hani o Odelweiss meydanına ışınlama tomar var ya, öyle. Ama işte bu Valteria ışınlıyor. Fiyat da aynı zaten. Bundan alabilirsiniz. İşte çantanızda fazladan dursun. Hani görevi yapana kadar bu bölgeye gelip gitmenizi sağlar. Bu arada buradaki yaratıklar biraz öbürlerinden birazcık daha güçsüz olduğu için hani burada glazeniz yokken fazla bir şey yapamazsınız diyebilirim. Evet, şimdi tamam bir geçiş göstereyim. Buradan Magetover yani Büyücü Kulesi diyerek geçebiliyorsunuz. Buradan da Valteria ve Odelweiss olarak Odelweiss'a geldik. Işık Meydanı içerisi görüyorsunuz. Buradan Portal Valteria'ya tıklıyoruz. Tekrar Valteria'ya geçiyoruz. Evet, böyle. Tamam, bu kısmı gösterdik. 16 level olmadan önce yapabiliyorsanız bunun yeşilini veya bunun 16 levelini, yani ikisi de aynı kapı çıkar ama işte her iki açıdan da göstermek istedim. 16 level yeşil bu şeyden, bileklik gibi bu şeyden bulmanız lazım. Bunun sayesinde bir dakika, bunun sayesinde cebinize, yani buradaki 4 tanelik cebinize girecek bir slotluk yeriniz atılır. Bir slotluk yerinize ne isterseniz girebilirsiniz. Bu arada 16 level olduğunuzda size kutu verecek. Evet, bakın misal 20 seviye kutusu, bu görüyorsunuz seviyesini, hemen buralara düşüyor zaten. 20 seviye kutusu, 20 seviye olduğumda atabiliyorum bu kutuyu. 16 seviye olduğumda atmıştım zaten. 16 seviye olduğumuzda içinden bu triadlardan böyle çıkıyor. Her çeşidinden çıkıyor. Evet. Onu yaptıktan sonra zaten bir slot da size demin gösterdiğim Glaze'yi verecek. Glaze'yi alıp da kitabını alıp da kullanamazsanız böyle seçerek, ama bu bölgeyi seçmeniz lazım. Bu sağ üst köşedekini seçmeniz lazım. Burayı seçerek buraya giydirin. Çünkü normalde tıklarsanız bu öbür şeyleri giydirebiliyor. Bu ise dövüşte kullanmamanıza yarar. Yani misal bunu ben dövüşte kullanamıyorum. Çünkü sadece bir slotum atık. Bunu da kullanamıyorum. Atık slotum açı bunu giydim. Evet. Bu kadar.
Tamam. Şimdi gelelim. Evet, bu triyaklar var burada. Arkatlar, pardon. Evet, arkatlar aldığımızda giyebileceğiniz şeyler vardır. Yani bir tane slot atacak bu giydiğiniz Gladiator'ı kullanmanıza yarayan şey. Bulamazsanız hani atıyorum hani bulamazsanız mübadeleden, ihaleden falan mağazadan alabilirsiniz. Warmage Tower, yani Büyücü Kulesi'ndeki mağazada satılıyor sanırım. Işık Meydanı'ndaki Büyücü Kulesi'ndeki mağazada olması lazım galiba. Yoksa Valteria'daki mağazada mıydı? Neyse, bulabilirsiniz. Gri rengini sanırım bulabiliyoruz anda. Evet. Tamam, oraya işte gladiyemizi giyiyoruz. Ben yeşil giydiğinizi varsayarak söyleyeceğim. Yani giyebileceğiniz burada şeyler var. Misal humu giydiğinizde bu arada 16 level kutusundan yeşiller çıkıyor. Bunların hani güçtür, vampirizmdir ve kritik vuruş ihtimalidir. Bunları giymemiz sadece bu 3 tanesinden bir tanesini giyebiliyorsunuz. Yani hem kritik vuruş ihtimali hem vampirizm giyemezsiniz veya hem vampirizm hem güç giyemezsiniz. Öyle. Yani bu 3 tane sadece birini giyebilirsiniz. Ama diğerleri için pek fark etmez. Böyle bir sıkıntı yok. Evet. Bakın buraya da zaten yazıyor alt tarafına. Only one power, vampirism or blood diye. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Tamam, bu kısmı böyle geçtiğimize göre mağazamıza bakalım burada. Evet, triad elde etmek için kesimlerimizde bundan alıp günde sadece bir tane kullanabiliyorsunuz. Hani Truth çıkmaya yarayan şeyden gibi, hani onu da günde bir kere kullanıyoruz. Bundan alıp günde bir kere kullanabiliyorsunuz ve triad çıkma ihtimalinizi arttırıyor. Burada bir yerde olması lazımdı ama neyse. Neyse. Tamam, şimdi bakın 16 level görevini Türkçe olarak içeriğini, insan tarafının içeriğini buraya paylaşacağım. Videonun altında muhtemelen yorum yazarım çünkü açıklama kısmında henüz yani farklı sitelerin linkini bırakamıyorum kanal yeni olduğundan dolayı. Evet, bakalım. Atılacak şeyler var tabi. Bu arada harita okumayı tahmin ettiğimden dolayı, yani harita okumayı bildiğinizi tahmin ettiğimden dolayı burada anlatmaya çalışsam. Evet, elde ettiğimiz triadlar vardı. Hatırlıyorsunuz, demin göstermiştim. Yani bu triadlarla Beyaz Kale'den bunun gibi özellik veren sanfalar alabiliyorsunuz. Bu arada bu çantadan sadece bir tane giyebilirsiniz. Yani iki slotluk bir çanta yerimiz var ama sadece bir tanesini giyebiliyoruz. Evet. Şimdi bakalım onun üstüne gösterdim. Evet. Tamam, buldum Onur'u. Evet, bakın. Öncelikle sadece yerini arttırıyor. İlk başlarda hani ilk madalyayı aldığımızda daha sonra özellik vermeye başlıyor. Bakın, yani pek de az sayılmaz ama yine de işte işimizi görür. Sadece ama bir tane, misal bir tane bundan, bir tane bundan giyemezsiniz. Çünkü sırasıyla önce bunu, sonra bunu böyle kırmızıya doğru alıyorsunuz. Sonra böyle geçiyorsunuz. Sonra böyle geçiyorsunuz. Yani bu çeşit, bu onurla alınan çantadan sadece bir tane giyebiliyorsunuz. Evet, bu çantayı söylediğime göre şimdi arkadaşlar, bu arada 16 level olmadan önce bol bol triad elde etmek için yeşil küreden biriktirin, inci gibi şeyden biriktirin ki 16 level olduktan sonra rahat rahat triad toplayabilirsiniz. Sonra bol bol kalitesiz efril biriktirin ve iki tane spark, ya en az iki tane spark getirin kendinizle. Daha sonra işte Muri ve Zarlok onurlar var. Hani üst level, 16 level için sunak bunlar.
Evet, Sunan Bilini Batmont bölgesinde. Bilini ise buradan Fle üst tarafa yazıyor bölgeyi görüyorsunuz. Flezendole bölgesinden toplayabiliyor yani kasabiliyorsunuz. Bu arada ikisi de Avadia ve Ölüler gibi karşı sunaklar, sadece birini hayran yapana kadar kasmanızı, daha sonra öbürüne öyle geçmenizi tavsiye ederim. Evet, bakalım. Tabii ki burada ek onurlar da atılacak, talisme ve mezar hırsızları onuru. Evet, bu onurlar sayesinde de süper vuruşlarınızı değiştirebileceksiniz. Evet, bakın misal bir tane süper vuruş örneğin göstereyim. Bu gösterdiğim bu arada mezar hırsızları. Evet, vuruşumuzu tamamladığımızda düşman %6 can ve %6 mana kaybeder 60 saniyesinde diyor. Ama toplam değeri 300'den fazla olmaz. Yani bu vuruşumuzu tamamladığımızda düşman canı çok fazlaysa 300 can ve 300 mana kaybedebilir. Veya işte daha azsa %6, yani 300'den daha aza denk geliyorsa %6 o kadar kaybeder. Yani işte böyle seçili özellikleri olan süper vuruşlar atılıyor. Talisman'ı ve mezar hırsızlarını kasmanız sayesinde. Evet, bunların yanı sıra bir de Eldiv ve Kroftor'u kasanlar var. İşte atıyorum hani Incarnum elde etme şeysi var. Kitapla alıyorsunuz. Misal bakın bende 6, Zentirdo elde etme şeysi 3 henüz. Bunları o yan görevleri tamamladıktan sonra Valteria'dan burada haritadan gösterdim. Bakın buradaki karakterlerden birini sanırım kaptandı sanırım. Ama işte buradaki karakterlerden birine veriyorsunuz görev tamamladıktan sonra. Her aldığınız Incarnium veya Sentirido elde etmek artı bir için size artı bir olarak Triad elde etme şeysi iade ediyor. Yani misal 6 Incarnium için ek aldım, 3 de Sentirido için ek aldım. Ve toplam 23 var benim de şu an. Evet. Tamam, bunu da eklediğime göre. Yani sanırım başka bir şey kalmadı. Evet, bir de işte burada kasamız oluyor. Valteria'da. Yani böyle görüyorsunuz. Evet, sanırım başka bir şey kalmadı. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Umarım azıcık da olsa yardım olmuştur. Hoşça kalın, iyi eğlenceler.